İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Sığert, Sihir, şifalı su yüzyıllardır hastaların ilgisini çekiyor. Ara Ayvazyan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini derinleştirme niyetini yineledi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı. Arsak'ta 9. Blok Modüler Yerleşim Rus Barış Güçleri için inşa edildi. Arman Tatoyan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda Azerbaycan tarafından Ermeni esirlerin dönüşünde gecikme sorunu gündeme getirdi. Michael Rubin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Arap Müttefikleri Türkiye yaptırım uygulamalı. Kudüs'teki Ermeni bahçesinin restorasyonu sırasında önemli antika eserler tespit edildi. Garni'de mermer yapılı Boğabaşı 21 Mart'ta sergilenecek. Batı Ermenistan'daki Sığert, Siirt'in Pervar ilçesine bağlı Tosun Tarla köyünde bulunan suyun yüzyıllardır şifalı olduğu ve romatizma başta olmak üzere ağrılara iyi geldiği iddia ediliyor. Köy sakinleri eskiden beri şifası için buraya pek çok insanın geldiğini söyleyerek turizme kazandırılması gerektiğini de ifade etti. Suyun en büyük özelliklerinden biri de yazın soğuk, kışın ise sıcak olmasıdır. Yer altından çıkan suyun şifalı olduğunu belirten köy sakinleri birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Yüzyıllardır akan çeşme hastaların akınına uğruyor. Bu suyu içen romatizma hastaları şifa buluyor, suyun çamuru ise ağrılara çok iyi geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, 11 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdul Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Bakan Ayvazyan, Ermenistan Cumhuriyeti ile Körfez'deki Arap ülkeleri arasında çok yönlü işbirliği için bir bağlantı olarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri daha da derinleştirme niyetini yineledi. Bakanlar Ayvazyan ve El Nahyan, ikili gündeme ilişkin çok çeşitli konulara değindi. Siyasi diyaloğun dinamikleri, istişareler de dahil olmak üzere önemsendi. Ticaret ve ekonomik işbirliğinin perspektif yönleri olarak bilgi teknolojileri, tarım, gıda güvenliği, yenilenebilir enerji ve turizm alanları sıralandı. Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirliği, Ermeni cemaatinin köprü rolünü karşılıklı güvene dayalı Ermeni emirlik ilişkilerini güçlendirme ve derinleştirme konusunu vurguladı. Toplantının gündeminde bölgesel güvenlik ve istikrar konuları da yer aldı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın lojistik uzmanları Artsakh'ta 9. blok modüler yerleşimi inşa etti. Yerleşim asker anda bulunuyor ve 60 Rus barış gücü görevlisi için tasarlanmıştır. Bakanlığa göre blok modüler yerleşimler Rus Barışı Koruma Birliği'ne ait askeri personelin konuşlandırılma koşullarını iyileştirmek için inşa ediliyor. Blok modüler yerleşimler gerekli tüm koşullarla donatılmıştır. Aralık 2020'de Rusya Federasyon Savunma Bakanlığı'nın genişletilmiş toplantısında Bakan Sergey Shoigu, Nisan 2021'e kadar Astak'ta Rus barış güçleri için 32 modern modüler askeri yerleşiminin inşa edileceğini açıkladı. Neticede barışı koruma birlikleri için konforlu hizmet ve yaşam koşulları yaratılacaktır. İnsan Hakları Savunma Bürosu'nun Hakla İlişkiler Departmanı tarafından bildirildiğine göre Arman Tatoyan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda bir konuşmada bulundu. Yalnızca uluslararası A statüsüne sahip ulusal insan hakları kurumları böyle bir fırsata sahiptir. Video mesajından önce insan hakları savunucusu Tatoyan konseye daha geniş bir yazılı rapor sundu. Hem video mesajı hem de yazılı raporda Arman Tatoyan, Eylül-Kasım 2020'deki savaş sırasında Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermeni askerlere ve sivillere karşı işkence ve kötü muamelede bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Azeri askerler kendi çektikleri ve işkence ile kötü muamelede bulundukları videolarında da resmi Azeri şahsiyetlerin konuşmalarında olduğu gibi aynı kelimeleri kullanıyor. Ermenilere yönelik etnik suçlar Azerbaycan makamları tarafından teşvik edilmekte ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla teyit edilmektedir. Bu özel oturum, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın işkence sorunlarıyla ilgili özel raportörü ile tartışmaya adanmıştı. Michael Robin, National Interest dergisinde yazdığı makalede Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve onların Arap müttefiklerinin Kıbrıs'taki işgalini sonra erdirene kadar Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti. Türkiye'ye ciddi yaptırımlar zamanı geldi. Yaptırımların hedefi kademeli olarak sıkıştırılarak Ankara'nın bunları idare etmesi ve atlatması yerine Türkiye'ye ve zaten çökmekte olan ekonomisine baskı yapmak olmalıdır regionmonitor.com'un yazdığına göre Kudüs Ermeni Patrikhanesi Emlak Dairesi Başkanı Rahip Baret Yeretsyan, Kudüs'teki Ermeni Bahçesi'nin yenilenmesi sırasında ayrıntılı olarak incelenmesi gereken önemli eski eserlerin keşfedildiğini ifade etti. Değerli buluntulardan biri 12. yüzyıl veya daha öncesine tarihlenen büyük haçkar anıtıdır. Bu üzerinde Rab İsa hatırla yazılı tipik bir Ermeni haçkarı olup aşağıda üzüm motiflerinin yanı sıra çiçekli bir Ermeni haçı yontulmuştur. Tarzına göre muhtemelen Bizans dönemine ait bir mozaikte bulundu. Mozaikler tarihi henüz belli olmayan yapı kalıntılarında yer almaktadır. Bizans veya Memluk dönemlerine ait bakır sikkeler de bulundu. Böylece Kudüs Ermeni Patrikhanesi'nin erken Ermeni varlığını ve Kudüs'e olan haç ziyaretini gösteriyor. Yıllar önce Garni'nin dik yamaçlarında bulunan Tanrı Mihrin mermer heykelinin bir parçası olan Boğa Başı, koruma servisinin fonlarında saklanan eşsiz eserlerden biridir. Devlet Karamacı gütmeyen kuruluşun koruma servisinden yapılan açıklamaya göre 21 Mart saat 13'te Garni adlı tarihi kültür rezerv müzesinde Arortilerin Haccı adlı organizasyonun girişimiyle bir etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte yılbaşı ve Tanrı Vahag'ın doğuşunun anılacağı belirtildi. Ardından Devlet Karamacı Gütmeyen Koruma Servisi adlı kuruluşu bir zamanlar tapınakla süslediği boğa başını sergileyecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Samos adlı koro tarafından seslendirilen Garus Haç Atlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.